olan şahsiyetlerimiz, alimlerimiz meçhul kalmış. Dolayısıyla örnek alacağımız şahsiyetler unutulmuş, yerine farklı şeyler gelmiş. Yabancıları örnek almışız. Kendimize dönmemiz için, bu şahsiyetleri kazanmamız için, evet, gerçekten kaybettik biz bunları. Özellikle Behişti gibilerini. Düşman çok iyi tanımıştı bunları. Biz Müslümanlardan daha iyi tanımış olmalı ki elimizden aldı bunları. Ama biz tanıyamadık. Biz mahrum edildik bunlardan. İnşallah sizin bu programınız bir vesile olur. İnşallah. Tekrar bu değerleri kazanıp, tanıyıp bunları örnek almamıza ve bir nebze belki bu acıları hafifletir, bu eksikliğimizi bir nebze giderir inşallah. Bu şahsiyetle ilgili söylenmesi gereken inanın çok şeyler var. Şehit Behişti'yi önemli kılan çok özellikler vardır. Değil bu programlarda, yüzlerce programlar konuşulsa, yüzlerce kitaplar yazılsa sığmaz. Ama elimizden gelen bir takım özellikleri Behişti'yi Behişti yapan, Muhammed Hüseyin Behişti'yi kalıcı kılan, bugün burada onu bize anımsatan, o hizmetlerini bir nebze olsun inşallah paylaşacağız seyircilerimizle. Muhammed Hüseyin Behişti, öncelikle şunu hatırlatalım. Seyyid, yani peygamber soyundan bir şahsiyettir. Hazreti İmam Hüseyin vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e ulaşan Hazreti Fatma'nın torunlarından bir şahsiyettir. Aynı zamanda böyle bir şahsiyeti de anmış oluyoruz burada. Hazreti Peygamber'le nesep ilişkisi olan bir şahsiyettir. Yani Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Behişti'nin özellikleri sadece ilmi, akademik kariyeri değil, bir takım olağanüstülükleri var. Manevi ve fazilet anlamında üstünlükleri var. İnşallah onları da ileriki dakikalarda paylaşacağız biz seyircilerimizle. Muhammed Hüseyin Behişti'nin yaşamını biz ele alırsak bir çocukluk dönemi ve gençlik dönemi vardır. Bizden önceki misafirimiz, ustadımız bu konuda gereken bilgileri verdiler. Fakat daha sonra Behişti'nin önemini artıran bir takım emareler, işaretler o çocukluk ve gençlik döneminde görülmekteydi. Ben onlardan birkaçına işaret edeceğim. Onlardan birisi Muhammed Hüseyin Behişti bebekken, annesinin kucağındayken, henüz annesi bunu süt emzirirken komşuları var. Onlar anlatıyor bu hatırayı, bu anıyı. Diyor, biz o eve giderken, annesi o bebeği emzirirken bakardık. Annesinin elinde Kur'an, Kur'an okuyor, abdest almış Kur'an okuyor ve bu çocuğu emziriyor. Bu bebek annesini Kur'an dinleyerek annesinden besleniyor. Annesi Kur'an'ı durdurduğu zaman bebek süt emmekten duruyor. Ve bu komşusu anlatıyor, diyor ki biz bu olayı gördük o gün orada. Eşimle o gün karar verdik, gidelim Kur'an öğrenelim. Evet. Behişti'nin daha bebekken o tavrında, o hareketinde insanlar Kur'an'a ısındılar ve Kur'an öğrendiler. Bu bir işaret idi belki o bebekte, geleceğiyle ilgili. Gerçekten de gelecekte Orta Doğu'nun, İran'ın kaderini belirleyen tavırları, kişiliği, şahsiyetiyle ön plana çıktı Behişti'nin. Bunu görüyoruz biz. Evet, 20. asrın sonlarında görüyoruz. 2500 yıllık bir şah rejimi gidiyor, yerine bir batılıların deyimiyle bir halk rejimi, Müslümanların deyimiyle İslam'a dayalı bir rejim geliyor bu ülkeye.
ve birçok İslam düşmanlarını, Orta Doğu'da planı olan İslam düşmanlarını gafil avlıyor bu hadise, bu olay. Ve nasıl böyle bir şey yaşandı? Biz nasıl bunu önleyemedik? Düşünürken bunların bu düşünmesi bizi gerçekten Behiştinin ve Behiştinin ustadı olan İmam Hümeyni'nin o şahsiyetinde saklı olan özelliklere çekiyor dikkatimizi. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Evet, Behiştinin gerçekten bir takım özellikleri vardı. Daha ilk gençlik yıllarında beliriyordu bu özellikler. Nitekim bizden önceki misafir ustadımız da bunu paylaştılar seyircilerle. 4 yaşında babasının yanında okuma yazmaya başlıyor ve okula müracaat ettiğinde bir sınavdan geçiriliyor. Diyorlar ki bu ortaokuldan başlaması lazım. Hmm. Seviyesi bunun ortaokul seviyesi. Fakat yaşı çok küçük olduğu için 4. sınıftan bunu okula alıyorlar. Ve bu lise yıllarına kadar İsfahan'da kalıyor, doğduğu şehirde. İran'ın en güzel ve en büyük şehirlerinden birisi. Orta Doğu'nun birçok tarihi hadiselerine şahitlik eden bir otantik bir şehir, tarihi bir şehir. Bu şehirde yaklaşık ustadın 20 küsür senesi geçiyor. İlginçtir bu senelerde ustad aynı zamanda lisenin yanında İslami ilimlere ilgi duymaya başlıyor. Ve İslami ilimlerin de başlangıcını İsfahan'da, temelini İsfahan'da atıyor. Bu 1946'lara kadar, 1946'larda artık İsfahan yetmiyor. İsfahan'daki o ilmi seviyeler, dini ilim havzalarındaki verilen o ustadı tatmin etmiyor. Ustad Kum şehrine, İran'ın yine en büyük şehirlerinden, dindar şehirlerinden, ilim havzalarına merkezlik yapan Kum şehrine, kutsal şehre hicret ediyor ustad. Ustadın Kum'a geldiği ve Kum'da geçirdiği seneler çok önemli olaylara şahitlik yapıyor. Ve ustadın da ilerideki faaliyetlerine zemin hazırlayacak bir takım tanışmalar, diyaloglar bu şehirde yaşanıyor. Ustadla ismi anılan birçok büyük şahsiyetler var. Mutahhari, Muntazari, Şehit Müfetti, Şehit Kuddusi, Ayetullah Mişkini. Bu isimlerle ustad bu şehirde tanışıyor ve bu şehirde İmam Hümeyni'nin başlattığı devrimin ileride ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, bunun planlarını, projelerini, programlarını dökmeye başlıyorlar. Evet, ustad şehit Kum'dayken Ayetullah Burucerdi'nin o zamanın en büyük merci-i taklitlerinden, İslam aleminin en büyük merci taklitlerinden, onun derslerinden faydalanmaya çalışıyor. Ve bunun yanında İmam Hümeyni'nin irfan derslerine katılıyor. Bunun yanında Allame Tabatabai, Tebriz'den, İran'ın Tebriz şehrinden büyük bir alim, filozof, El-Mizan tefsirinin sahibi, bundan felsefe derslerini almaya başlıyor. Ve yine ustad Kum'dayken, ustadın Kum'da geçen seneleri içerisinde ustadın halkla diyalogları, yani Muharrem ayında ilim havzalarının tatil olduğu bir dönemde, Ramazan ayında yine Kum şehrinde ilim havzalarının, medreselerin tatil olduğu bir dönemde halkla iç içe olma amaçlı bir takım tebliğ musafiretleri ve yolculukları oluyor. Ve burada da amaç yine ilerideki gerçekleşecek devrime bir zemin hazırlamak. Yani halkla iç içe olmak. Yani birden çıkıp da devrim olmaz, mümkün değil.
bir devrimi halkla iç içe başlatmak lazım, halkla yola çıkmak lazım. Ve bunlar Ayetullah Behişti ve o arkadaş grubu, saydıklarım arkadaş grubu, kumda bunun çekirdeğini atıyorlar. Böyle bir çalışmanın, bu tebliğ seferleriyle, yolculuklarıyla. Üstad bunun yanında şehit sık sık Tahran'a gidiyor ve Tahran Üniversitesi'nde felsefeyle ilgili tahsilatını sürdürüyor. Dersler alıyor üniversiteden ve lisansını bu arada. Orada Tahran Üniversitesi'nden lisans alıyor ve bunu tekrar araştırması devam ediyor. Ve lisanstan sonra doktoraya kadar yükseliyor. Herhalde bu üniversiteden dolayı sık sık Tahran'a gidip gelmesi ustada artık bir süre Tahran'da kalmasına sebep oluyor. Tahran'da kaldığı süre içerisinde Ayetullah Şehit Muhammed Behişti'nin biz orada bir hareketle, İran petrolünün millileşme hareketiyle tanıştığını, o hareket içerisindeki liderlerle diyalog içerisinde olduğunu görüyoruz. Musaddık'la ve Ayetullah Kaşani ile. Tabii direkt onların kendisiyle değil, çünkü o dönemde Ayetullah Behişti gencecik bir sima. O hareketin içerisinde aktif bir şekilde onun o hatipliği, onun o etkileyici konuşması, o mitinglerin birisinde, o grevlerin birisinde, hatta bunu birinci konuşmacı olarak Tahran meydanında çıkarıyorlar kürsüye. Ve bu mitingde Behişti keşfediliyor orada. Behişti'nin o hatipliği, o edipliği, o etkileyici, ikna edici konuşmasıyla, o meydandaki halkı coşturmasıyla herkesin dikkatlerini bu şehidin üzerine çekiyor. Ve aynı zamanda Şah rejiminin de dikkatini üzerine çekiyor. Evet. Ondan sonra bu şehit üzerinde baskılar, takipler çoğalmaya başlıyor. Evet. Ayetullah Behişti'yi kıymetli kılan özelliklerden birisi, devrim öncesi yıllarda bu şehit bu inkılabın gerçekleşmesine katkıda bulunan bir unsuru çok iyi değerlendirdi. O da ilim havzalarındaki okumuş alimlerle üniversite çevresindeki bulunan öğrenci ve aydınları birleştirmek, bunların arasında bir diyalog oluşturmak. Evet. Gerçekten de bu husus birçok İslam ülkesinde toplumsal bir yara halindedir. Birçok gelişmelere engel teşkil etmektedir. Neden? Çünkü biraz batılılaşmış aydınlarımız sürekli gericilikle suçlarlar dini havzalarda yetişen din alimlerini ve aynı şekil din alimler içerisinde aydın ve üniversitelere karşı bir güvensizlik var. Batıya satılmışlar, sürekli memlekete ihanet içerisinde olan insanlar gözüyle bakmaktadır. Böyle bir iki tarafında bakış açısını değiştirip bunları birbirine yakınlaştırmak devrimi kolaylaştırıyordu. İran gibi bir toplumda, İran gibi bir ülkede ve gerçekten büyük katkıları oldu. Bu iki kesimin diyaloğunun bir araya gelmesi. Bu diyaloğun mimariydi Seyyid Muhammed Behişti. Böyle bir özellik Behişti'ye aittir. İran'da birçok alimler vardır. Evet. Ama onu farklı ve ayrıcalıklı kılan, evet, gerçekten bu bütünleştirici özellik. Bunu değerlendiren o yetenekleriyle, liyakatleriyle Ayetullah Behişti oldu. Aynı zamanda Ayetullah Behişti'nin müthiş bir planlayıcı ve programcı olduğunu arkadaşları, dava arkadaşları ve yakınında bulunan insanlar daha sonra hatıralarında yazıyorlar. Hiçbir şeyi plansız, projesiz yapmazdı. Böyle kendi haline bırakmazdı, olsun. Her şeyi bu devrimin de gerçekten bu hızlı bir şekilde oluşmasında ve batılıların bunu engellemeye çalışan
düşmanların elini kolunu bağlayan bir hareket oldu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir devrim gerçekleşti. 2500 senelik köklü bir şah rejimi yıkılıyor. Yerine daha yeni, gencecik bir devrim geliyor. Bu devrimin başındaki liderler elini çabuk tutmazsa, bunu sağlam bir zemine oturtacak kurumları oluşturmazsa, anayasasını yazmazsa, istikrarı oluşturacak zemini oluşturmazsa, tekrar aksi bir devrim olabilir. Öne dönüş, önceye dönüş, önceki rejime dönüş vakası yaşanabilir. Ama Behişti gibi çalışkan, disiplinli, planlayıcı ve programcı liderler buna izin vermedi. Evet. Çok kısa bir dönemde bakıyoruz ki Ayetullah Behişti'nin önderliğinde Uzmanlar Meclisi, İran'ın dört bir tarafından halkın seçtiği müçtehitler bir araya geliyor ve bir anayasa yazıyor. Ama öyle bir anayasa ki gerçekten şu anda okuyan insanlar, hukukçular bakıyor. Bu sanki yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar üzerinde çalışılmış, yazılmış bir anayasa gibi duruyor insanın karşısında diye itiraf ediyorlar bunu hukukçular. Bu kısa zaman içerisinde bunu ancak Ayetullah Behişti'nin o şahsiyetindeki o disiplin ruhuyla ancak gerçekleşebilirdi. Bu çok önemli bir özelliklerindendi. Aynı zamanda çalışkanlığı, çok hareketli ve enerji dolu bir lider olduğunu, sürekli koşturduğunu, yorulmadan, yorulmak nedir ki? Yorulmak bizden korksun diye böyle latifeleri olmuş, esprileri olmuş etrafındakilere zaman zaman. Evet, birçok özellikler vardı. Behişti'yi Behişti yapan o özelliklerin birisi de dört dili konuşarak kullanması ve bilmesi. İngilizceyi ana dili gibi ve seminer verecek bir seviyede biliyor Behişti. Almancayı konuşarak ve iyi bir şekilde, iyi bir seviyede biliyor. Arapçayı konuşma şeklinde biliyor. Farsçayı yine öyle. Dört dili bilen büyük bir müçtehit din alimiydi. Kaç tane böyle alim bulabiliriz biz İslam aleminde? Behişti, Behişti yapan işte bu özelliklerdir. Behişti, Ayetullah Behişti dini havzalarda müçtehittir. Otoriter idi. Üniversitede profesörüydü. Doktora almış, tez yazmış bir hocaydı. Kaç tane böyle bizim din alimimiz olabilir? İşte bunlar Behişti, Behişti yapan hususiyetlerdi. Ve özellikler ve imtiyazlardır. Evet. Peki son sözleri alalım. Sohbeti nihayetlendireceğiz. Size son sözlerimi ben söylemeden önce eserleriyle ilgili burada hiç sıralanmadı. Evet, isterseniz son bölümde de misafirimize konuşacağız ama kısaca temas edebiliriz. İşte Kur'an'da Mustazaf, İnsan ve Tarih, Bilmek gibi eserleri Türkçe'ye de çevrildi. Evet, Kur'an'da Allah hak ve batıl, Kur'an'da haç, Kur'an'da tevekkül, Kur'an'da tevhid. Beş Konuşma diye büyük bir eseri var. Sağlık ve Aile Düzeni diye bir eseri var. Analiz ve Araştırma adlı bir kitabında Cihat, Adalet, Liberalizm ve İmamet diye konuları incelemiş ustad. Kooperatifleşme ve kolektif çalışma ile ilgili eserleri var ustadın. İnsan hayatının olur ve olmazları ile ilgili bir eseri var. İslam'da Bankacılık ve Mali Düzenlemeler diye bir eseri var. İslam İktisadı diye bir eseri var. Partiden anladıklarımız, partide duruş ve tavırlarla ilgili büyük seminerleri var, kitap haline gelmiş. Namaz nedir diye ustadın bir kitabı var. Evet. İslam devrinin özellikleri diye bir eseri var ustadın. İran İslam devrinin başarısında teşkilatlanmanın önemi diye bir eseri var. Çocuk eğitiminde bu kadar böyle ustan çok yönlü bir kişiliğe ve şahsiyete sahipti. Çocuk eğitiminde Özgürlüğün Rolü diye bir eseri var. İslam'ın ilk dönemi diye bir eseri var. Anayasanın teorik dayanakları diye bir eseri var. Başarılı mücadele nasıl olmalı diye bir eseri var. Evet. Kısas kanun taslağı diye bir eseri var. Yani birçok eseri var. Bunların mümkün değil. Vaktimiz olmayacak. Efendim, üstadın en büyük eseri hayatı aslında. Gerçekten başı geri bıraktığı. Gerçekten
geride bıraktığı izler, o mücadele ruhu, o aşk ehli oluşu ve davası için her şeyden vazgeçebilmeyi göze alması. Evet. Daha doğrusu kendisinden vazgeçebilmeyi bir insanın göze alması evet. Ne zor bir şeydir değil mi? Evet, ömrünün sonuna kadar yitirmediği evet. özelliğiydi. Takvası ve o tevazusu üstadın. Evet. Etrafı ve yakın tanıyanları tarafından sıkça kalemlere dökülen bir derya, bir denizdir üstadın bu yönü. Takvasıyla, erbabı tevazuyla. Kaleme dökmüş. Yine erbabı bu akşam kelam ile dillendirmiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ben teşekkür Çok sağ ederim. Olun. Başarılar dilerim Eyvallah. Size. Eyvallah. Sevgili seyirciler, Kıble Dergisi'nin sahibi Muhammed Gaimi bu akşam bizlerle birlikteydi. Muhammed Bey'e bir soru sorduk. Ayetullah Muhammed Hüseyin Beheşli'yi böylesine farklı, özel, ayrıcalıklı ve biricik kılan hususiyetleri nelerdir diye. Maşallah kendileri çok tafsilatlı bir cevap vererek Şehit Beheşli'yi biraz daha yakından tanımamıza ve anlamamıza vesile oldular. Kısa bir ara, sonra tekrar birlikte olacağız.